Bir başka tuhaf bölümümüzle devam ediyoruz. O mu bu mu? Geldik. Geldik. Stres içerisindeyim ya. Evet, burası biraz zorlayıcı oluyor. Sana bu akşam rahat rahat kimle romantik bir akşam yemeği yersin diye soracağız sevgili İrem. Çünkü bunu her zaman soramıyoruz. Genelde manitalı arkadaşlarımız geliyor. Yanlış bir cevap verirlerse de manitaları keser diye korkuyorlar. O yüzden... Ne malum şu an benim manitamın olmadığı? İşte ne bileyim, o kendini açık etmezsin diye düşündüm. Yok yok, vallahi yok. Bomboşum. Bomboşum. Bomboş denmez. Yalnız bomboşum. Burada da ne Halide Edip adı var şeyine vallahi döndük. Sinek gibi bakkal. Sinek... Vur kız. Ne ne oluyor ya? Ya benim eniştem var ya, bak yemin ediyorum sana. Şey böyle chopstick'le Miyagi-san mıydı o? Evet, Miyagi. Miyagi-san. Danyak. Eniştem ya, banka müfettişi adam. O chopstick'le tutuyordu. Benim eniştem böyle bir şey anlatırken sonra çat diye böyle tutabiliyor. Erol çok enişteme kıvalı. Sevgiler Ankara'ya. Buyurun. Evet efendim. Romantik akşam yemeği. Evet. Tamam. İlk seçeneklerimiz. Tamam. Simge Sağan'la mı yemeğe çıkmak istersin, Enis Arıkan'la mı? Enis, git evde sucuk ekmek ye. Tabii ki Simge Sağan. Bu öfkenin nedeni nedir? Ya bu yaz çok ekti beni ya, hiç umursamıyor. Ha, telefonlarına falan çıkmıyor. Aa. Evet ya. Ama o uyuyordur, ben sana ne uyuyor be? Su uyur, Enis uyumaz Allah'ını seversen. Uyumuyordur, buradadır büyük ihtimalle. Ya da, peki. Bak bir de en seksi fosu. Bu kendine beş kat yapıyor, delirtiyor beni bak. Beş kat. Kuzum benim. Kuzum çok aşığım. Okey ama Simge Sağan net yani. Tamam. Simge Sağan mı, Ricky Martin mi? İkisinden de bana bir hayır gelmeyecek. Yani platonik diye düşün. Vallahi Simge'nin sesi bana göre Türkiye'deki en güzel kadın sesi. Tabii ki hani biz daha genç nesiliz, çok büyük üstadlar var ama dinlerken kalbim, bütün sinir hücrelerim, beynim birbirine giriyor. O yüzden un, dos, tres, pastico parlante Maria Simge Sağan. Bu öfkenin nedeni nedir bilemiyoruz. Ay sanki, o kadar haklı sanki, bir dert gibi. Şey, sanki olsa gelecek bana diyecek ki gel aşkım bir yemek ye. Yani benimki de umut. İrem, öyle düşünme. Doğru olsun. Efendim kimi, ha Simge Sağan mı, Mustafa Sandal mı? Niye bu kadar düşündün? Şöyle çünkü çok büyük hayranıydım ben Mustafa Sandal'ın. Gazete küpürleri falan keserdim. Hı-hı. Mustafa Sandal defterlerim vardı. Sonra O Ses Türkiye'ye katıldım, işte demin anlattım. Bana dönmeyince küstüm, tıpkı sen beni programına çağırmadın gibi. Fakat 5-6 sene sonra aynı programda jürilik yaptık yan yana. Mustafa, ben, Yılmaz, Morgül, eski eş Emina. Hı-hı. Çok herkese selamlar. Ya bir garip oldum orada, anladın mı? Hani bir şekilde sana dönsünler diye jürinin önünde yırta yırta kendine en yüksek notalarına çıkıyorsun, iniyorsun, bir şeyler yapıyorsun falan. Ve sonra 5 sene sonra adamın yanına oturtmuşlar seni jüri olarak. Hem böyle bir gururlandım ama genelde hep basic his utançtı. Aa. Hak etmiyorum şu an burada olmayı gibi hissediyordum. Aa, o kadar. Ama bir yandan da hak ediyordum, çok garip hislerdi. Ve bana Mustafa dedi ki beni niye seçmedin? Dedim ki dönmedin. Değişik yani. Bak çok hayranıyım. Hala inanılmaz seviyorum ama idol olarak gördüğüm biriyle romantik yemek yemektense yine Simge'nin güzel şarkılarını dinlersin diye devam ediyorum çok, ben yemeğe. Çok 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 haklısın bu söylediğinde. Ben çıkıp Simge'ye mesaj mı atıyormuşum? Uyudun mu? Bu iş buraya gidiyor gibi. Mustafa Sandal'ın 90'lardaki birçok iyi şarkıda emeği var yani ben. Hepsinde. Yani ben inanamadım. Bir vaktiniz olduğunda Mustafa Sandal'ın internette bir araştırın. İnanamayacaksınız hangi şarkılarda parmağı olduğuna. Hem aranjörlük açısından, hem söz evet. müzik, hem de vokal açısından. Evet. Ya mesela Sertab Erener'in Büyü de Gel Çocuk. Bana onu nasıl yazdığını anlatmıştı. Şoka uğramıştım yani. Nasıl inanılmaz. Sertab'ın çok büyük bir ses olduğu yayılmaya başlıyor piyasada. Ve bir nasıl bir şarkı istediğinden bahsediyor böyle heyecanla falan.
şöyle yapacağım, böyle yapacağım, böyle hayallerim falan. Mustafa içinden diyor ki, bu kadın çok büyük bir kadın olacak ama bir çocuk daha, büyü de gel çocuk diyor kendi kendine. Aklına bir melodi geliyor, eve gidiyor hemen ve onu yolluyor Sertab'a. Böyle daha böyle çetrefilli bir hikayesi vardı. Benim aklıma geldiği kadarıyla hızlıca anlatmak ama gerçekten romantik yemekte tercih etmesem de her zaman hayran olduğum en büyük müzisyenlerden biridir. Bayağı önemli bir bey olduğunu biz de biliyoruz. Kendisine buradan sevgilerimizi yolluyoruz efendim. Peki Simge Sağan mı, Hugh Jackman mı? Bana hep sarışın gösteriyorsun, asabımı bozuyorsun. Ya bu sarı değil. Ama bu... dur kız, bu Wolverine de oluyor. Evet. Simge kız otur evinde. Bunun... No, fake attım. Hala Simge diyorum. Öyle mi? Ya aşkım bana... Aynen. Belki şıklarda vardır diye söylemiyorum erkek tipimi. Bana kıllı, döşlü... Ah, ne? Ya Hugh Jackman tamam, mükemmel yakışıklı bir adam, çok seksi, çok iyi bir oyuncu, ödüllü falan. Aynen. Ama tamam, no, işte Simge tipin devam. Değilse tipin değil. Üzülmedin mi kalbimi çarpıp çıkarken mi? Ya nerede olduğumuza göre değişir İremciğim şimdi. Hala Simgeciyim. Peki. Simge Sağın mı, Derya Ulu mu? İkisini de seçmek zorundayım ama öyle bir şıkkım yok. No, maalesef. Yok. Benim aşkım ya, ikisini de o kadar çok seviyorum ki anlatamam. Yani Simge ile geçen sene program yapma şansımız olmuştu. Biliyorum, izledim olmuştu. Beni niye çağırmadı yine diye. Derya ile de bu sene yapma şansımız oldu. İkisi de müthiş insanlar. İnanılmaz. Yani Derya ile arkadaşlık ediyoruz yani, o kadar sevdim. İnanılmaz kadınlar. Olarak. Çok yetenekli kadınlar. Aynen. Ve onlarla aynı dönemin, yani yıllar geçtikten sonra aynı dönemin kadınları olarak anılacağım için çok gururlu olduğum iki kadın. Oh, keza şey. Merve Özbey, Ece Seçkin, Tuğba Yurt. Çok güzel bir ekibiz biz. Çok güzel bir dönemiz yani. Ama sen bana bak, bu Sofi'nin seçimidir. Evet. Bu Sofi'nin seçimidir. Burada intihar hakkım yok mu ya da bir flashten sifonum yok mu? Simge'yi şu ana kadar seçtim. Birçok yakışıklı adama rağmen seçtim. Evet. Derya beni bir yakışıklı da sattı. Aha. İzledim. Hatta dedi ki, zaten İrem olsa derdi ki ne işin var benimle, yürü oradan derdi dedi. Ama hala Simge ve Derya ile yürüyorum gibi düşünelim. Derya ile devam edeyim çünkü sıkılmıştır Simge belki muhabbetimizden şu ana kadarki romantik yemeğimizden diyeyim, Derya diyeyim. Ama bu bir seçim değildir. Böyle yan çizme de değildir. Deryasız da olmasa oturmak zorunda istemem. Zorunda bıraktık. Zorunda bıraktığın seni. İçin yani. Ama gerçekten yani ya. Evet. Derya Ulu'yla devam ediyoruz. Derya bizim oturuyoruz yüzümüzden. Ama ben Simge söylüyorum hala. yok Derya aşkım benim. Derya mı, Seda Sayan mı? Allah! Çok pardon. Seda ablam şu an romantik bir Avrupa tatilinde. Evet. O yüzden ben Derya ile devam. Tamam. Ama yalanım yok. Kıskan. Ben Derya ile devam. Aynen. Peki Derya Ulu mu, Milo Ventimiglia mı? Oğlum yani bu kadar adı zor söylenen ve en olmayacak. Aslında bir... Bindim derelerine, bilmem nerelerine, kaytan bıyıklarını sürsem nerelerime. Çok güzel konuştun. Aşkım Derya Ulu. Aynen. Biz zaten kurbağayı öpmüşler, fare olabilmiş bu. Bu prense kadar gelememiş ya, bir adı. Mükemmel bir oyuncu da ne yapayım yani, evet. Derya'yla. Derya Ulu mu, Tom Hardy mi? Her yerde okyanus, ben boğuldum Hardy'de. Tom Hardy abi. Aynen, yine açık renkli olmasına rağmen. Ama yani sonunda... bunu boyarım ben. Bir boyaya bakar biliyorsun. Peki Tom Hardy mi, Jason Momoa mı? Ben senin sınırını ölçmek istedim. Yine bu kız kıl seviyor, ne kadar seviyor? Yavrum bunun saçında falan göğsünde yok bunun. Ben onu seviyorum. Bunu alacağım, göğüs böyle kılı yoluklayacağım. Biz ağzına kıl koymuş adamı getirdik. Michael. Tom Hardy. Devam. Hanımlar, beyler, Tom Hardy ile gidiyor o zaman. Ya berbat ya. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.